Tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Sema 04 Semaatin kanalındasınız. Yakadan başlamalı yelek hırka modelimizin tığ işi ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde 7. sırada kalmıştık ve tam da bu noktada kalmıştık. Tekrar edeyim şöyle neler yaptık. Bu 36-38 beden için ölçü veriyorum ben size. Daha büyük yaparsanız şu alt arka bedene 1, 2, 3, 4, 5 tane model yaptık. Siz bunu 6 tane yapabilirsiniz. Kollar yine aynı olabilir. Şimdi 7. sırada kalmıştık. 7. sırayı hemen hiçbir işlem yapmadan birlikte gidiyoruz. Birinci bölümü izleyenler ne işlem yaptığımı bilir zaten. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen ön modelin yapımına başlıyorum. 1, 2, 1 trabzan. 1, 2 zincir, 1 trabzan. 1, 2 zincir, aynı yuva içerisine bir trabzan daha. Yani 3 trabzan, 2 yuva oluşturduk sevgili hanımlar. Modelimi yapılışına geçiyorum. Diğer boş yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yuva içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Her mevsim kullanabileceğiniz tığ işi yelek modeli. Diğer sütaçların tepesine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak yuva hazırlıyorum. Şimdi reglan yerine geldik arkadaşlar. Reglan yerinde ne yapıyoruz? Bakın şu sıradayım. 2 trabzan, 3 tane reglan ilmeğim var, yuvam var burada. 1, 2 trabzan yaptım. 1, 2 zincir, 2 trabzan. Hemen tepe noktaya geldim. Tepe noktasında bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Reglan ilmeğim. Diğer yuvaya geçtim. Üçüncü yuvaya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Kola geçtim. Yine sütaçların tepesine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yuvalarımı hazırlıyorum. Arada herhangi bir zincir yok. Diğer yuvaya girdim. Sütaç yapıyorum. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Reglana kadar modelimin gidişatına göre yapıyorum. Bir sütaç, bir boş yuva hazırlıyorum. Reglan ilmeklerime geldim. Şöyle göstereyim. Tam reglan artış noktasına geldim. 2 trabzan birinci yuvaya, 2 zincir, 2 trabzan. Üçüncü yuvaya girdim. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Üçüncü yuvaya geldim. 2 trabzan. Bazen bu zinciri tek çekiyorum, bazen çift çekiyorum. Sizler hepsini ya tek çekin ya çift çekin de unutuyorum ben. Ama çift çekmenizi öneririm arkadaşlar. Daha belirgin oluyor reglan yerimiz. Daha rahat ilerliyoruz bu şekilde. Şimdi arka bedene geçiyorum. Bu şekilde reglan artışlarımızı yaparak arkadaşlar sıramızı tamamlayalım. 2 zincir, 1 yuva. Reglan artışlarımız aynen bu şekilde yaparak
modelimizi uygun bir şekilde arka bedeni örüyorum. Reglan artışlarımı yaparak kol bitti. Şimdi öndeki reglana geldim. Yine aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir. Reglan yerlerinde bu şekilde. Hepsinde 2 zincir yapalım ki reglan yerlerimiz karışmasın. Model birazcık karışık. 2 zincir çekerseniz daha belirgin oluyor. 2 zincir, 2 trabzan, reglan artışını bitirdim. Ön bedene geçiyorum. Tekrar 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Bir sütaş yapıyorum. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Sıra sonuna geldik. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. 2 zincir, 1 trabzan. Diğer önü kontrol edin. Bakın, 2 tane yuva. Burası dönüş. Hemen tığım üzerine aldım. Tam şu köşeden trabzanımı yaptım ve çeviriyorum. 1, 2, 3. Şimdi gördüğünüz gibi 2 tane boşluk var. Birincisine yine sütaş yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. 1, 2, 3. Pardon, yanlış yaptım arkadaşlar. Hemen geri aldım. Yuva yapacağız buraya. 1, 2 zincir, 1 trabzan. Buraya bir sütaş. Ön bedendeyim. Bir zincir. Tekrar 3 trabzan. Bir yuva hazırlıyorum. 2 zincir, bir trabzan. Bir sütaş. Bir zincir, 3 trabzan. Şimdi reglan artışına geldik. Şöyle göstereyim. Hemen buraya bir yuva hazırlıyorum. 2 zincir. Tam reglanın tepe noktasındayız. Buraya bir sütaş yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2, 3. Bakın şurayı takip ediyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi artırma tekniği bir sütaş, bir üçlü yuva yapıyoruz. Üçlü yuvanın kenarına İkili sütaş yapıp ortasına bir yuva, tekrar 3 sütaş, 3 yuva, tekrar ikili trabzan, yani ikili sütaş, bir yuva, bir sütaş. Bu şekilde takip ediyoruz. Hemen buraya da bir yuva yapıyorum yine. Sütaşlarımı yaparak diğer reglan yerine kadar modelimin gelişine göre yapıyorum. Koldaki modelimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi tekrar reglan artışımı yapacağım burada.
Şöyle bakıyorum. Reglan 1, 2, 3, 4 tane sütaş var kolda. Yine buraya bir boşluk. Yuva hazırlıyorum. Artırma yapıyoruz buradan. Tepe noktasında reglanın tam tepe noktasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. 1, 2 zincir. Bu boşluklara hep sütaş yapılacak. Reglan artırma yerimiz. Şimdi bu şekilde öne kadar ilerliyor. Tekrar reglan yerine geldik. Ön bedene geçiyorum. Ön bedene geçerken reglan birinci yuvasını yaptım reglanda. İkili trabzanın üzerine. Tepe noktasına bir sütaş yapıyorum. Şimdi bu kez bu sırada bir işlem yapacağız. Yakayı yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Yuvarlak bir yaka. 3 trabzan. Bir yuva. Bir sütaş. Bir zincir. Hemen buraya bir yuva, iki zincir, bir trabzan. Buraya bir sütaş, bir zincir, üç trabzan. Diğer yuvanın içerisine bir boşluk oluşturuyoruz. Bir, iki zincir. Evet, boşluğumuzu oluşturduk. Hemen şu zincirin tepe noktasından aldık ve sıramızı tamamladık. Şimdi şöyle bakıyoruz. Şu kadar bir yaka yeterli diyorum ben. Kontrol edelim arkadaşlar ilk önce. Tekrar geri dönüyorum. Yakan oyuntusu bana az geldi. Birkaç sıra daha yapacağım. Şimdi hemen buraya bir sütaş yapıyorum. İki zincir. 3 trabzan. Bir sütaç daha yaptık. Tekrar bir yuva. Reglana kadar sütaçlarımı yapıyorum. Yuvalarımı yaparak reglana kadar ilerliyorum arkadaşlar. Model artık anlaşılmıştır. Her seferinde modeli söylemeyeceğim. Evet, tekrar yuvamı yaptım. Sadece reglan noktalarını ve ön dönüşleri göstereceğim artık. Şimdi tekrar bakın, sütaşın üzerine ne yapmışız? 1, 2, 3 tane yuva yapmışız. Şimdi bir reglan yerini göstereceğim. Diğerini kendiniz yaparsınız zaten. Ben de hızlıca yapıp gidiyorum. Aynı noktaya
3 kez trabzan yaptık ve artırmamızı yaptık. Şimdi tekrar modelimi devam ettiriyorum. Sonuna kadar. Bu kez reglen artışımız bu şekilde. Reglen artışına geldim. Ön bedene geçiyorum. Reglen artışından sonra ön bedendeki modellerimi gelişine göre örüyorum. Şu taşımı yapıyorum. Bir zincir çekip bir sıranın daha sonuna geldik. İki zincir. Bir sütaş. Bir yuva oluşturuyorum. İki zincir. Bir sütaş. Son tepeden aldım ve sıramı bitirdim. Tekrar geri dönüyorum. 3 zincir. Sütaşın üzerine 2 tane yuva yapıyorum. 1 2 2 zincir, yine bir yuva. Modelimi yaparak reglene kadar sütaçlarımı, yuvalarımı yaparak reglen yerine kadar geliyorum. Tam reglen yerine geldik. Yine yuvamızı yaptık. Hemen buraya yine bakın ikili sütaç yapıyorum. 2 2 zincir, 2 trabzan, tepe noktaya geldik. 1 trabzan, 1 2 zincir, reglen yerini bu şekilde artıracaksınız bu sıra. Sıra sonuna kadar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu kez reglen yerini bu şekilde artırarak sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Yine ön bedende 2 tane yuva oluşturduk. Şöyle kontrol edelim. Bakın. Diğer ön bedende de aynı şekilde 1 2 zincir, bir yuva daha. Hemen şu zincirin tepe noktasına battık ve tamam battık. 1 2 3 çevirdik. Şimdi buraya bir tane yuva yapıyorum. Bakın şöyle şu noktadayız. Şuradayız. Bir tane yuva yaptım. İki zincirle aynı şekilde yanındakine bir trabzan yapıyor. İşte sütaş yapıyorum. Bir zincir, üç trabzan. Reglene kadar modelimi yine gördüğüm gibi örüyorum.
Reglana kadar örüyorum. Reglana kadar ön bedeni ördüm. Bakın reglan bölümüne geldik. Hemen buraya bir yuva yapıyorum. İki zincirle. Tepe noktasına geldik. Reglan artışımızın tepe noktasında bu kez sütaş yapacağız. 3. Bu sıraki artırmamız reglanın tepe noktasında sütaş. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Hemen buraya bir yuva daha. Modelimin sütaş yaparak ilerliyorum. Reglan artış yerim bu kez bu şekilde arkadaşlar. Yine sıra sonuna yaklaştık. Reglan noktasında sütaçlarımızı yaparak ön bedene geçiyoruz. Ön bedende modelime uygun bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna geldik. Hemen buraya bir sütaş yapıyorum. Bir zincir, bir sütaş. Hemen boşluğa bir yuva. Zincirin tepe noktasından sıramı tamamlıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın yakayı bayağı bir yaptık. Burası bizim yaka. Şöyle bir derin bir yuvarlak yaka yaptık. Şimdi yakayı burada bakın. Arka ile eşit olabilmesi için şu şekilde ön zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tekrar 1 2 3 yani 11 tane zincir çektim, çevirdim. 11 tane zincirden sonra çevirdim. Zincirimi şu şekilde tutuyorum. 1 2 3 şöyle arkadaşlar 1 2 3 dördüncü yuvaya batıyorum. Tek katından aldım. Hani iki katı üstte tek katı altta. Bir trabzan. Aynı yuva içerisine sütaş yapıyorum. 2 ve 3 bir zincir aynı yuva içerisine tekrar 3 trabzan hemen şöyle tığımın başına alıyorum sayıyorum 1 2 3 dördüncü yuvaya yine dördüncü zincire altta tek katı kalacak şekilde bir trabzan bir iki zincir aynı noktaya bir trabzan daha şimdi devam ediyorum tığımın başına aldım şurada görmüş olduğum yuvanın içerisine yine sütaş yapıyorum 2 3 bir zincir
Artık önde artırma tekniğimiz bitti. Bir, iki. Reglanın üzerine geldik. Reglanın üzerine tekrar 3 tane pardon, yuva yapacağım. 1 2 zincir. 1 2 zincir. 1 2 Reglan atışımız bu kez bu şekilde sevgili hanımlar. Sıra sonuna kadar modelimi yapıyorum. Diğer önde de yine artışımız var. Artık önlerde bu artırmadan sonra yani bir model daha ilave ettik. Öne böyle şu şekilde. Reglan artışında bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Reglan artışlarımı yaparak sıra sonuna geldim. Yine burada bir yuva oluşturuyorum. Diğer önde yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Hemen buraya bir sütaş yapıyorum. Bu son şeyi hemen bu kenara batıyorum, üçüncüyü arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu diğer önde aynı sıraya denk gelmesi için ne yapacağız? Şuradan zincir çıkaracağız. Onun için de şu içeriden ip alacağım. Hemen şuradan bakın şu noktadan aynı şekilde zincir çekeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şimdi devam ediyorum. Ayrıyeten 1, 2, 3, 4 tane çekelim. Şöyle sorun yaşamayalım arkadaşlar. Geri döndük. Hemen 1, 2, 3, 4. zincire sütaşımı yapıyorum. Bir zincir aynı noktaya tekrar sütaşımı yapıyorum. Yani 3 trabzan. Hemen şöyle ortalıyorum arkadaşlar. Şöyle ortaya 1 2 3 4. zincire bir yuva hazırlıyorum. 1 2 zincir bir yuva hazırladım. Evet. İşte buradan itibaren bu ipi keseceğiz ama kesmeden önce bakın çeviriyorum. Çevirdim. Bunu bırakıyorum. Sonradan aldığım ipi bıraktım. Evet. Burayı baştan alıyorum. Yanlış yaptım. Söktüm.
Şimdi devam ediyoruz. Çok özür dileyerek şimdi sizlerin de kafasını karıştırdım ama 1, 2, 3, 4. yuvaya 4. zinciri 1, 2 aynı noktaya tekrar tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine şimdi staşımı yapıyorum. Bir zincir. Üç trabzan. Şimdi alıyoruz bu zinciri buradan. Hemen kısaltalım. Evet. Şimdi oldu. Değil mi? Bir, iki, üç. Şimdi modele devam ediyoruz. Önde artık artış yok. Bakın. Önde bir boşluk. Yani bir sıra bu şekilde, bir sıra bu şekilde. Böylece devam edeceğiz arkadaşlar. Model tam denk geldi. Artırmaları zaten öğrendik. Aynı şekilde artırarak kolyerini tamamlayana kadar ben bir miktar öreceğim. Şimdi bu sırayı da tamamlıyorum. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, biz neler yaptık? Şöyle bir yuvarlak yaka yaptık. Şöyle tutayım, hemen ne yaptığımızı bir görelim. Şurada reglan yerlerimiz, şöyle bir yuvarlak yaka yaptık, reglan yerimiz, güzel bir yaka. Yakanın önünü ister sık iğne ister model yapın, nasıl isterseniz. Şimdi ne kadar yaptık? Bakın ön modeli gösteriyorum. Ön modeli biz ne yapmışız? Bir sıra sütaj, bir sıra diğer sütajın yerini hazırlamışız. Yani yuva yapmışız. Şimdi şöyle tutuyorum. Ben 38 beden yapıyorum. Bunu 40 beden isteyen daha büyük yapabilir. Modellerde artış yaparak kesin bir bilgi vermiyorum onun için. Şimdi şuradan tutuyorum bakın. Şurası bizim reglan noktamız. Tam şu noktadan tutuyorum. Kaç santim yapmışım? Bakın tam 22 santim yapmışız reglan noktasından. Biz buna temiz 21 diyelim. 21 santim. Şimdi 21 santimden sonra kol altını birleştireceğim. Kol altını birleştirirken kol altına modeli yapacağız. Hemen başlıyorum. İkinci ipe geçtim bu arada. Burası reglan yerimiz. Bir sütaj yaptım. Tığımın başına aldım. Bir de yuva hazırlıyorum. Bir, iki zincir çektim. Yuvamı hazırladım. Evet. Yuvamı hazırladım. Şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi kol altına model koyacağız biz. Model koymamız için evet yuva burada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve 15 tane zincir çektim. 15 tane zinciri tığımın başına aldım ve diğer
Reglan noktasına geliyorum. Tam şu ortaya. Şimdi modelin düzenini bozmak istemiyoruz. Bir iki zincir hemen reglanın ortasına bir yuva daha hazırladık. Şimdi gelecek seferde şuraya yuva yapacağız. Sütaş. Evet, buraya sütaş yapacağız. Yuva, sütaş, yuva. Tamam. Hemen yanına bir sütaş yaparak diğer kol yerine kadar ilerliyorum. Kolu birleştirdim şu anda. Modelimiz çok basit ve gösterişli. Yani tığ işi olduğuna inanamayacaksınız. O kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir kolye yeri hazırladık. Diğer reglana kadar modelimi örüyorum. Sıra sayısı vermiyorum çünkü herkesin elinin sıklığı farklıdır. Bakın ben biraz daha böyle çekerek uzatarak yapıyorum. Siz daha sık yapabilirsiniz ama mümkün olduğu kadar gevşek yapın. Dökümlü dursun, rahat dursun. Hemen reglan yerine geldim. Arka beden ilmeklerimi ördüm. Yuvamı yaptım. Şu reglan yerinde buraya hemen bir sütaş yapıyorum. Bir zincir, 3 trabzan. Tam tepe noktasında bir yuva daha hazırlıyorum. 2 zincir, 1 trabzan. Burada da yine koldayız şu anda. 15 zincirle ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincirle ekledik. Diğer koldaki reglan yerimize geldik ve hemen tam tepe noktasına buraya da bir iki zincir çektik, hemen bir yuva oluşturduk. İkinci yuvaya bir sütaş yapıyoruz, öne kadar ilerliyorum. Ben biraz şöyle uzatarak yapıyorum. Sık yaparsanız, diyelim ben işte 30 sıra yaptım, seninki 15 sıra olur. Eğer sıkı yaparsanız, bakın uzatıyorum sütaş işte trabzanlarımı. Ön bedene kadar yapıyorum. Ön bedene geldik. Hemen bir yuva hazırladık. Ön bedende bir sıra sütaş yaparken bir sıra da yuva hazırlıyoruz. Zaten çok kolay. Sütaşımı hazırlıyorum. Bir zincir, 3 trabzan. Hemen zincirimizin tepesine batarak geri dönüş yapıyorum. 1, 2, 3. Önde sütaş yaptım ve geri dönüyorum. Geri dönerken boşluk. Bitişine kadar böyle ilerliyor ön. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani benim şu anda bütün önemli noktalarını anlattım. Uzunluğunu ister deniz elbisesi yap, ister uzun tunik yap, bedenini genişlet, elbise yap. Yani yaka 38 bedene uygun.
Daha büyük yapmak isterseniz ben arkada 5 model yaptım. Diyelim 40-42 yapacaksınız. Şu arka yakada 5 tane değil de 6 tane yap. Kolda da 4 tane yap. Öylece 42 bedeni elde etmiş olursunuz. Şimdi kol altına kadar örüyorum. Kol altına geldik. Kol altında hemen sütaçın üzerine bir boşluk, modelin kuralını bozmadan iki zincir, bir boşluk. Hemen şu yanındaki boşluğa bir sütaç. Bir zincir, 3 trabzan sütaçımızı yaptık. Şimdi şöyle çevirelim zincirimizi, devam edelim. 1, 2, 3. Evet, üçüncüye hemen bir boşluk. 1, 2. Aynı noktaya bir boşluk. Sayıyorum yine buradan. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tam ortaya gelecek şekilde arkadaşlar zincirin ortasına gelecek şekilde sütaçımı yapıyorum. Bir zincir aynı noktaya yine 3 kez trabzanımı yaptım. Buraya yine bir yuva yapıyorum. 1, 2. Yani üçer zincir arayla modelimi yaptım. Kol altı. Hemen sütaşımla başlıyorum. Evet. Kol altını bitirdik. Diğer kol altını da aynı şekilde yapacaksınız. Şöyle bir kol altı yaptık. Tekrar göstereyim. Diğer kol altını da aynı şekilde yapalım. Diğer kulağında aynısını, öbür kul altının aynısını yaptık. Şimdi öne kadar ilerliyorum. Evet, sıramı tamamladım değerli örgüçler. Bundan sonra beden kısmının yapılışı, modeli gidişatına göre yapacaksınız. Hemen şurada ilk trabzandan da aldım ve 1, 2, 3 zincirle geri döneceğiz. Ve devam edeceğiz. Şöyle bir ölçelim. Şimdi biz kolyerinin zincirlerini çekerken modelimizin ön yüzünden başladık. Şöyle. Bakın. Modelimizin ön yüzü şurası. Ön yüzünden başladık. Çok da bir fark etmiyor değerli örgücüler. Ön yüzünden başladık. Önce zincirleri çektik. Sonra arka yüzünden zincirlerin üzerine modelin gidişatına göre tekrar model ekledik. Şimdi bedenin bakın genişliğini vereceğim ben size. Şuradan hemen ölçüyorum. Fakat 3. bölümde tekrar birlikte olacağız. Açıklama bölümüne bakın. 1, 2, 3 diye yazacağım oraya zaten. Şimdi şöyle tutuyorum. 38 beden. Bakın 44 santim. 44 santim boyunu istediğiniz boyda yapabilirsiniz. 3. bölümde
Yaka ve kolların yapılışını anlatacağım. Kısa kol isteyen kısa kol yapar, yelek isteyen yelek yapar, uzun kol isteyen uzun yapar. Ben koltuklardan şu kol altından yukarı kolun yapılışını göstereceğim sizlere. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kolay gelsin. Harika bir model, yaz için inanın çok şık. Yani her mevsimde giyilebilir değerli örgüçüler. Görüşmek ümidiyle. Bayramdan sonra başlayalım. Bu arada bayrama 2 gün kaldı. Ölmezsek 2 gün sonra bayram, Çarşamba günü. Herkesin bayramını da kutluyorum. Bayram geçmiş olacak ama olsun. Selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşça kalın.